İddiatı İslam süratle gelişiyor. Efendim, Mehdiyet'in ruhu süratle gelişiyor. Kur'an ahlakı dünyaya hızla yayılıyor. Bağnazlık ortadan kalkıyor. Cenab-ı Allah istediğimiz sistemi, güzelliği bütün dünyaya getireceği alametlerden anlaşılıyor. Fakat bir kader üstüne olayları karma karışık hale getirmiş Cenab-ı Allah. Mesela bak şu olaylarda bir hareketlenme bu. Allah monotonluk istemiyor. Durağanlığı mutlaka kırıyor Allah. Yani durağan sistemleri mutlaka dağıtıyor. Mesela dağsa yanardağ haline getiriyor. Arazi ise depremle hareketlendiriyor. İnsansa ya hastalandırıyor, ya sevindiriyor, ya canını alıyor. Ama mutlaka bir hareketlilik meydana getiriyor Cenab-ı Allah. Durağanlık yok. Her hareket Mehdiyet'in lehinedir. Mesela bu hareketlenme mutlaka Mehdiyet'in lehine. Deccaliyet'in aleyhine, Mehdiyet'in lehinedir. Yoksa günler geçer, perşembeler gelir, çarşambalar gelir, hayat gelir geçer. Ama Allah öyle yapmıyor. Bir bakıyorsun Ankara'da deprem oluyor, bir bakıyorsun İstanbul'da deprem oluyor. Bir bakıyorsun basında harikulade olaylar oluyor. Sistemlerde harikulade olaylar oluyor. Fakat bu bir yere doğru akıyor. Mehdiyet'in denizine akıyor. Nereden ne olursa Mehdiyet'in denizine akıyor. Maşallah. Deprem Mehdiyet'in denizine akar. Yanardağ depremlerin dışında aklına gelen her şey yani. Hep Mehdiyet'in denizine akar. Sosyal olaylar. Mesela ekonomik kriz. Mehdiyet'in denizine akar. Mehdiyet sürekli yükseltir. Sürekli santim santim, metre metre yükseltir. Mesela bu son olaylarda doğrudan Mehdiyet'in lehinedir. Sürekli yükseltir ve geliştirir. Bak, ama öbür yerlerde sistemlerin hep aleyhine oluyor. Mesela orada oturanların aleyhine olur. Bilmem bir siyasi sistemin aleyhine olur. Ya bir belirli bir grubun aleyhine olur. Hayrına olur, aleyhine olur ama. Yani İslam'ın hayrına olur. Onların aleyhine olur. Ama İslam'ın lehine olur. Kur'an'ın lehine olur. İnanan müminlerin mutlaka bereket kazanacağı, hayır kazanacağı, lehine olan, hayırlı olan bir durumdur. Mesela bizimle ilgili bir yazı çıkıyor. Diyorlar ki işte var ya mesela şu son zamanlarda Tevrat koduyla ilgili olarak yazılar çıktı. Sati bakan anlamaz. Ama akılcı bakan biz bir kişiye hitap ediyorsak o sayede 10.000 kişi duymuş oluyor. Adam merak ediyor o zaman yani Tevrat'ın kodu nedir onu araştırıyor o zaman. Başka kodları nelerdir? Yani ufuk açılıyor. İlk defa mesela Tevrat'ta bir kod olduğunu anlıyor. O zaman Kur'an'ın kodunu da merak ediyor. Kur'an'daki kodlar ne acaba diyor. Evet, tabii. Onları araştırıyor. Bu nereye akıyor? Mehdiyet'in denizine akar. Maşallah. Yedi denizden daha büyüktür Mehdiyet'in denizi. Maşallah. Gece gündüz dolar. Mesela diyor ki falanca yerde zam oldu. Eyvah diyor insanlar. Mehdiyet'in denizine akar hemen. Mesela diyorlar ki falanca kişi Müslüman oldu, alim. Falanca ateist Müslüman oldu. Yine Mehdiyet denizine akar. Bakın dikkat ediyor musunuz? Evet. Lehte alehte her ne olursa olsun hayır denizine, Mehdiyet denizine akıyor. Ama öbür sistemlerde öyle değildir. Hep aleyhine olur adamlar. Evet, evet. Yani ya birini yıkar geçer ya birini dağıtır. Adam zengin olur, başına bela olur. Mesela normal bir hayatı varken, huzurlu hayatı varken zengin olur, bütün millet düşman olur, baş belası olur. Parasıyla başı belaya gider. Kaçacak delik arar. Ama Mehdiyet de öyle değildir. Mutlaka lehe gelişme olur. Hayır gelişme olur.
Mehdiyet denizine akmayan hiçbir şey olmuyor dikkat ederseniz. Gittikçe seviye alır. Ama deniz dolmadan da taşmıyor. Cenab-ı Allah o denizi bak 40 yıldan beri dolduruyor Cenab-ı Allah. Denizin taşması 40. yılın sonunda. Ondan sonra Hazreti Nuh'un gemisi gibi. Gemi karaya oturacak. İnşallah. Deccal'in ömrü 40 yıl diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 40 yıldır. Yani Mehdiyet'le Deccaliyet'in mücadelesinin süresi. 40 yıl. 40 yılda bitiriyor Mehdi. İstedikleri kadar muhalif olsun. Mesela Mehdiyet'e muhalif olunduğunda Peygamberimiz diyor ki Mehdi'ye alimler, ulema hep karşı olur. Hadislere söylüyor. Hatta diyor İstanbul'da bir alim, bilinen bir alim, yani böyle firavun ruhlu bir alim, Mehdi'ye musallat olur. Onu küfürle, delaletle itham eder diyor. Hadis, İmam Rabbani mektubatında anlatıyor. Mehdiyet denizinin dolmasına sebep olur mu? Yani eğer o alimler karşı olmasa Mehdiyet gelişmez. Adam bilse çıtırı çıkartmaz. Evet. Çok doğru hocam. Yani Mehdiyet'i niye geliştirsin ya? Karşı çünkü. Ama Allah onu asker ediyor. Haberi yok. İlla ki yardım ediyor. Mesela internette Mehdiyet'in aleyhine faaliyet yapıyor adam. Tarihte görünmemiş şekilde Mehdi gelmeyecek yazıları ve konuşmaları oluyor. Hangi hem alim denilen birçok kişiye sorduğunda Mehdi gelmeyecek diyor. Soruyorlar. Şimdi gelmeyecek deyince insanlarda da bir inanmama ruhu vardır. Yani kalplerinde vardır. Haşa bu Allah size gelsin mesela bazıları da Allah'a inanmayacak derecede, peygamber inanmayacak şekilde onu hastalık haline getirir. Şüphe ruhu vardır insanlarda. Mümin şüpheyi lehte konuşur, kullanır. Rabbinin lehinde, Rabbimizin lehinde kullanır. İnşallah. Delalete yatkın ruhlarda da tabii Allah'ın aleyhinde kullanmaya kalkar. Tabii o da bir bela getirir, felaket getirir. Şimdi o kuşku ruhu, o araştırma ruhu orada onu adeta çılgına çevirir. Şimdi Mehdi gelmeyecek dedi ya. Şimdi o geleceğe kafayı takar o zaman. Şimdi Mehdi gelecek desen o gelmeyeceği araştırır. Evet. Yani sen, biz mesela diyoruz ya Mehdi gelecek, o gelmeyeceği araştırıyor istediğimizde. Evet. Gerçekten. Gelmeyecek dedim mi illaki geleceği araştırır. Evet. Maşallah. Ya bir insanın ruhunda var bu. Evet. Şimdi gelmeyeceği de araştırdığında Mehdi gelecek çıkar onun karşısına. Geleceğin karşısında gelmeyeceği araştırdığında da gene Mehdi'ye çıkar. Gene gelecek çıkar. Çünkü ikisini kıyasladığına bakıyor, deliller çok net. Kaç delil var? 200 delil var. Karşı tarafın kaç tane delili var? Allah rahmetinden Mehdi'yete milyonlarca deccalı musallat etmiştir. Çok fazla firavunu, çok fazla nemrutu musallat etmiştir. Münafıkları, çeşit çeşit münafık ordularını, cin münafıkları, kafir cinleri, insan cinleri, her türlü mahlukatı musallat etmiştir. Allah ayette de söylüyor ya Cenab-ı Allah, her peygambere ins ve cins bir düşman kıldık diyor. Özel yarattım diyor Cenab-ı Allah. Mehdiyete kemal rahmetinden çok çok fazla Allah düşman yaratıyor, muhalif yaratıyor. Nemrutları yaratıyor, münafıkları yaratıyor, bilmeyenleri yaratıyor. Mehdiyet o zaman muazzam bir hacim alıyor, manevi bir hacim. Normalde Mehdi küçük bir insan. Ama onu küfür ve tuğyanın saldırıları, devletin saldırıları dev yapıyor. Dünyaya sığmayacak hale getiriyor, geliyor bu sefer. O kadar büyüyor yani. Onun için her saldırıdaki rahmeti heyecanla karşılayıp Mehdiyet'in denizine aktığını görüp sevinçle karşılamak lazım. Bunu göremeyen bu nimetin güzelliğini görememiş olur.